Ben geldim. Hoş geldin dememi bekliyorsun ama hiç hoş gelmedin. Belma. Sen hangi hakla benim kızım Mina'mı o kızı tekrar işe aldırmak için kullanırsın? Bak Bora ve Ada ikinci bir şansı hak ediyorlardı. Üstelik Elif çok istedi. Öyle mi? Elif mi çok istedi? Ve sen bana sormak tenezzülünde bile bulunmadan kızımız Mina'nın hisselerinin sana verdiği yetkiye dayanarak o kızı Bora'nın şirketine geri aldırdın. Sen benim kızımı, Mina'mı neye alet ettiğinin farkında mısın? Farkında mısın? Sen de acılarınla yüzleşmedikçe her gün Mina'yı bir kez daha öldürdüğünün farkında mısın peki? Sen kendini böyle mi savunacaksın? Ha? Bu mu yani? Evet, bu şekilde savunacağım ve savunmaya da devam edeceğim. Acılarınla yüzleş. Çıkar şu sandıklardan, bavullardan fotoğrafları da yüzleş acınla. Bak, eğer sen acınla yüzleşmek için Mina'mızın, kızımızın tüm anılarını ortalıklara falan saçmak istiyorsan buyur, yasını bu şekilde tut. Ama sakın, sakın ha. Ben almayayım, sağ ol, teşekkür ederim. Bak Belma, Mina bizim biriciğimiz, göz bebeğimiz, yavrumuzdu. Bora'nın ablası, Elif'in annesiydi. O bütün güzellikleri bu dünyada bırakarak gitti. Neden onun bıraktığı güzellikleri yaşartmaya çalışmıyorsun? Neden Bora'nın yaralarını adayla sarmasına izin vermiyorsun? Niye onlara ikinci bir şans tanımıyorsun? Neden? Bir daha asla kızımın adını o kızla yan yana anmayacaksın. İki, bir annenin evlat acısını nasıl yaşayacağını sen öğretemezsin. Senin buna hakkın yok. Yok. Melma'cığım bak, acıları içine ata ata taşlaştırdım. Biliyorum bunu Elif için yapıyorsun. Elif görmesin istiyorsun ama Elif daha çocuk. O senden benden fazla acıyla baş etmeyi bilir. Ama sen bu acıyı atamazsan, içinde kalırsa bu seni mahveder. Yapma Melma, benim sana ihtiyacım var. Bizim sana ihtiyacımız var. Sus Allah aşkına, sus. Arkamdan dolaplar çevirip çevirip sonra sana ihtiyacım var deme bana. Yok deme. Bir daha asla yapma. Bunu yapma. Aşk kendi seçer.